düşman zannettim. Kuzeydeki yer yer isyanlar bazı fırsatçıların da işine geliyor. Yağmaya, kundaklamaya zemin yaratıyorlar. Kim olduklarını tespit edebildiniz mi? Benim toprağımdan yüzlerce aile ekmek yiyor. Hem su istiyorsun hem de kuyunu kurutuyorsun. Olmaz. Cepheye gidince arkandan üzülecek bir hanım var mı bakalım? Yok babacığım. Ama kim bilir? Etrafta gönül eğlendirecek yaşın geçiyor artık. Ne diyorum hep? Moskova'da, Petrograd'da hanım arkadaşların olacak. Onlarla eğleneceksin, güleceksin, arkadaşlık edeceksin. Ama sonunda mutlaka bir Türk kızıyla evleneceksin. Bu sana vasiyetimdir. Eninde sonunda buraya, toprağınıza yerleşeceksiniz. Tabii babacığım. Size kuş cıvıltılarıyla müjdeleyebilirim ki babamın ameliyatı çok başarılı geçti. Doktorun söylediğine göre bünyesi çok sağlanmış. Bizim yanında kalmamıza izin vermiyorlar. Ama gündüzleri Tina ile dönüşümlü olarak yanına girebiliyoruz. Borinskilerin evinde çok iyi ağırlanıyoruz. Bugünlerde teyzemin ve eniştemin de yanımıza gelecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Anneciğim, Valentina ile tek üzüntümüz size olan özlemimiz. Nina'nın yalnızlıktan hırçınlık yaptığını, babamı bizi özlediğini yazmışsın. Bir an önce babamın iyileşmesi için dua ediyorum. Evimize dönmek için dua ediyorum. Gözlerimi kapatıp senin ve Nina'nın kokunuzu düşünüp içime çekiyorum. Sevgili anneciğim, babam günden güne iyileşiyor. İştahı yerine geldi. Yemeklerini yiyor, hiç merak etme. Sevineceğim bir haber. Konstantin'in ablamı çok sevdiği, onu çok mutlu edeceği belli anneciğim. Çok zarif bir insan. En güzel haberi sona sakladım. Doktor babamın ay sonunda hastaneden çıkabileceğini söylüyor. Bu durumda 20 gün sonra yanınızda olacağız. Buyurun babacığım. Mektup yaz. Görev yerin neresi haberimiz olsun. Tabii baba, yazarım. Merak etmeyin. Yolluklarınız çantaların içinde oğlum. Petrograd'a kadar nevaliniz tamamdır. Allah razı olsun anneciğim. Sağ olun. Bayan Eminov.
Buradaki her günümüz şölen gibi geçti efendim. Bize minnettarız. Sağlıkla gidin, sağlıkla dönün. Seyit abi. Efendim. Küçük. Amcasıyla vedalaşmak ister. Küçük. Sen kime küçük diyorsun? Ver bakayım şunu, ver bana. Al bakalım. Allah. Buraya bak, buraya. Bu delikanlının çatık kaşlarından belli ne kadar sert bir asker olacağı. Hı? Kucağında çok yakıştı Seyit. Hayırlısıyla gidin gelin. Bunları da konuşacak zamanımız olacak. Öyle değil mi oğlum? Hayırlısıyla baba. Hadi hazır mı herkes? Hazır. Al abla. Osman. Gel bakalım, yavaş yavaş vedalaşalım seninle. Güle güle abi. Sen abini öpmeyecek kadar büyüdün mü? Gel bakayım buraya, gel. Gel. Osman. Gideceksin abi, diye Osman. 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 Söyle bakalım, nedir derdin? Küçücük bebeğe koca adammış gibi davranıyorsunuz. Bana gelince küçücük bir çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Abi. Abi yalvarıyorum, ben de seninle geleyim cepheye. Bak ben büyüdüm. Ben de asker olmak istiyorum. Lütfen. Senin burada kalman lazım Osman. Burayı da koruyacak, savunacak erkeklere ihtiyacımız var. Eğer herkes burayı terk edip giderse ne olur? Vatanımız, toprağımız bomboş kalır. Sonra başkaları gelir otururlar. Bizim de geri dönecek bir evimiz, ben buraya aitim diyecek toprağımız olmaz. Annem, Mahmut, Mahmut'un çocuğu, hanımı, hatta babam bile sana emanet. Anladın mı beni? Sen benim buradaki gözümsün. Onlara sen bakacaksın. Ben dönene kadar. Anladın mı beni? Hı hı. Aferin sana. Eniştemi çok özledim. Yemekten önce erken gelirler diye umuyorum. Ben de çok özledim. Aa, akşam konuklarımız olacakmış. Petro dönmüş. Arkadaşlarıyla birlikte katılacak yemeğe. Kimler olacak? Hiçbir fikrim yok. Bravo. İşte güzellikleriyle evimizi aydınlatan şahane hanımefendiler de geldiler. İyi geceler. Sizi tekrar görmek ne büyük mutluluk. Hoş geldiniz Petro. Evinize hoş geldiniz. Hiçbir dönüşüm bu kadar mutlu etmemişti beni. İnanın. Çok naziksiniz. Bu gece masamız çok değerli konuklarını ağırlayacak. Sizleri tanıştırayım. Çok büyük hayranınızım. Sizi bir kez Moskova'da izleme şansına erişmiştim. Ne mutlu bana. Çok zarifsiniz. Bir yıl süreyle Petrograd'da sahnede olacaklar.
Ne büyük şans değil mi? Harika. Sizi arkadaşlarımla tanıştırayım. Teğmen Celil Kamilov. Teğmen Mikhail Sorokin. Şeref duydum. Teğmen Vladimir Savinkov. Bunları arabada unuttuğumu fark ettim. Ve Üsteğmen Seyit Eminov. Aluşta'da kendi ellerimizle yaptığımız botkalardan getirdim size. Albay Eminov'un meşhur bağlarıyla sonunda biz de tanışacağız, öyle mi? Seyit, seni Valentina Verjenskaya ile tanıştırayım. Saygılar hanımefendi. Memnun oldum bayımla. Ve? Aleksandra Verjenskaya. Daha önce karşılaşmıştık. Tanışma şerefine erişememiştim. Memnun oldum. Büyük gösteri için heyecanlı mısınız Tatya? Evet, çok heyecanlıyım. Bir yıl sonra bu güzel şehirdeyim. Çar'ın hediyeleriyle onurlandırıldım. Çok mutluyum. Ama maalesef biz burada olamayacağız. Ya, ne zaman gidiyorsunuz? Önümüzdeki hafta General Moskova'da olmak zorunda Tatlım. Çıkan olayları ciddiye almıyorsunuz bir de. General Moskova'ya gidiyor. Düşündüğünüz gibi değil. Her neyse. Bu konuya dönmeyelim artık. Peki siz Şura? Temsil günü burada olacak mısınız? Dönmemiş olursak eğer sevgili Tatya, büyük bir zevkle sizi izlemek isterim. O zaman bu özel gecede size eşlik etmeme izin verin lütfen hanımefendi. Generalim, hanımefendi. Kıymetli Aleksandra Verjenskaya'ya kavalyelik etme şerefini bana bahşeder misiniz? Kendisi isterse... Tabii ki. Bu bizim için büyük bir mutluluk olacaktır Üsteğmen Eminov. Teşekkürler. O zaman ben de yarından itibaren size verdiğim sözü tutayım. Şehri birlikte gezelim. Teşekkür ederiz ama biz gündüzleri hastanede babama refakat ediyoruz. Eminim Julian Verjenski dinlenirken birkaç saatine uzaklaşmanıza bir şey demez. Thank you.
Sesini hiç duyamayacak mıyım? Gerçekten merak etmeye başladım sesini. Bir şey söyle. Bir şey sor. Size niye kurt seyit diyorlar? Bizim Kırım'da çok ağlayan çocukların kurt ulumalarından korktukları için ağladıklarına inanılır. Ancak kurt ismini anıldıklarında bu korkularını yenebilirler. O zaman çok ağlayan bir çocuktunuz. Evet. Sesim bir süre sonra ağlamaktan kurt sesine dönüşürmüş zaten. Üşüdün mü, gidelim mi? Evet, gidelim. Kimse acıkmadı mı? Ben kurt gibi acıktım. Bu da bize özgü bir deyim. Hadi toparlanın o zaman. Benim evime gitmeyi ne dersiniz? Seyit'in ne dersiniz lafı? İtiraz istemiyorum anlamına gelir, unutmayın. Yemeği dün geceden hazırlamalarını söylemiştim. Ama eğer arzu etmezseniz... Bir kurtun yaşadığı yeri çok merak ettim. Harika çaldınız Valentina. Seneye bu zamanlar, kendi evimizde, bizim konuklarımıza da böyle çalacaksın. İçkisi biter? Ben hallediyorum. Çok güzel çaldınız. Cepheyi düşünüyorum. Celil'in de neşesine bakma. Savaşa gidiyorlar ne de olsa. Geride bıraktıklarına şimdiden hüzünleniyorlar. Teşekkür ederim.
güzel bir gündü. Her şey için çok teşekkür ederiz. Benim için zevkli. Zamanımız bol. Yine yapacağız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Üsteğmen emin ol. Bol şov gecesi görüşmek üzere. Büyük bir heyecanla bekleyeceğim. İzninizle. Şura. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Seninle baş başa konuşmak istiyorum. Vaktin var mı? Tabii. Hangi cephede savaşacağınız belli olmuş. Niye söylemiyorsun sabahtan beri? Keyfini kaçırmak istemem. Galicia'da savaşacaksın. Korktuğun başına geldi değil mi? Osmanlı'nın kol ordusu Beresani'de. Avusturyalılara takviye olarak orada olacakmış. Ben yanlışlıkla cephede bir Rus öldürdüm Seyit. Çok ağır bir şey. Şimdi sen bile bile Türklerle savaşmak zorundasın. Kim bilir kaç kişi ölecek senin kurşunlarınla, verdiğin emirlerle. Çok zor bir durum seni bekliyor. Tanrı yardımcın olsun. İnşallah o kol orduyla karşılaşmak zorunda kalma. Allah beni onlarla çarpışmaktan korusun. Etkilendiğin her halinden belli oluyor sevgili kardeşim. Hislerini bu kadar belli etme olur mu? Onu daha çok kendi tanıyoruz. Ama tanımak istiyorum. Bolşoy balosuna gideceğim için çok heyecanlıyım Tina. Elimde değil. İlk defa bu kadar görkemli bir geceye katılacağım. Gündüz mü oldu birdenbire? Ha hayır. Şura aramıza katılıyor. Özür dilerim. Beklettim sizi. Bu güzelliği asırlarca bekleyebiliriz hanımefendi. Üsteğmen Eminov. Özür dileyerek bize katılamayacağını iletmiş. Çağır Nikolay çağırmış. Bu mahcubiyet büyük bir mecburiyetin sebebi yani. Öyle güzel bir hanımefendiyi yalnız bırakmaktansa mesleği bırakmayı tercih ederdim.
Bağlılıklarınızdan bu kadar çabuk vazgeçmeyin sevgili Petro. Sadakat verilebilecek en büyük sözdür. Şura, özür dilerim. Ben de seni yalnız bırakmak zorundayım. Locaları ziyaret etmem gerekiyor. Rica ederim. Ev sahibi sizsiniz bugün. Tabii ki. İlk perde bitmeden yanında olmaya çalışırım. Ben halimden memnunum. Burası tapınak gibi. Biliyor musun? Bütün ömrüm boyunca seni böyle nefessiz izleyebilirim. Şuraya. Rahatsız etmiyor muyum? Hayır. Ne münasebet. Gelsene lütfen. O kadar güzelsin ki.
Muhteşem bir performanstı sevgili Tatya. Sizi izlerken adeta büyülendim. Ben yıllardır o büyünün etkisi altındayım. Teşekkür ederim. Sizinle birlikte sanki ben de o sahnedeydim. O oyunun bir parçası olmuştum sanki. Aynı tutkuyu kalbimde hissettim. Gerçekten çok şahane, unutulmaz bir görkem. Çok zarifsin Şuracığım. İltifat etmiyorum, samimiyetle söylüyorum. Yo, ben şahidim. Gözünden akan şahane incilerle resmen zenginleştim. Neva Nehri yükselmiştir o zaman bu akşam. Çok tatlısınız. İzninizle. Hemen döneceğim. Müsaadenizle. Hatice'cim. Baroness. Bu gece yine herkesi kendinize hayran bırakmayı başardınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sizi yine aile dostumuzla tanıştırayım. Memnun oldum. Bana Şura diyebilirsiniz Baroness. Ben de küçük hanım. Gecenin onur konuğu yanınızdan birazcık çalacağım. Tabii ki. Bütün salon Tatya'yı kutlamak istiyor. Tatya. Birazdan yanınızdayım. Beni merak etme. Petrograd'a ilk gelişiniz mi sevgili Aleksandra? Evet. Yani hayır. Daha önce gelmiştim ama çok küçüktüm, hatırlamıyorum. Bunu ilk sayabiliriz yani. Seyahat için zor bir mevsim. Evet, bizimki biraz zorunlu oldu. Babamın hastalığından... Aa evet, duymuştum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyileşmiş ama değil mi? Evet. Yakında döneceksiniz o halde. Önümüzdeki hafta dönüyoruz. Ne yazık ki Kurt Seyit ve Teğmen Kamilov da yakında buradan ayrılıyorlar. Öyleymiş. O kadar renkli bir hayatları var ki. Bir daha dünyaya gelsem onların yerinde olmak isterdim. Neden? Şunlara baksana. Yakışıklılar, asiller, paraları var. Çarın mahiyetindeler. Üstelik etrafları asil ve zengin kadınlarla dolu. İnan bana, yaşadıkları şimdiden bir kitap olmaya yeter. Siz onları çok mu iyi tanıyorsunuz? Düşündüğünüzden çok daha iyi tanıyorum sevgili Şura. Sözlerimle sizi üzdüm mü yoksa? Ne münasebet. Yine de affedersiniz. Bazen karşımda gencecik bir kızın olduğunu unutuyorum. Müsaadenizle. Benim ablamın yanına gitmem gerekiyor. Bayan Aleksandra, bu dansı bana lütfeder misiniz? Üzgünüm baron. Hanımefendi bu dans için bana söz vermişti. Hatta bu geceki bütün danslar için. Özür dilerim, üsteğmen. Gözlerimdeki bulutun sebebi ben mi? Tabii ki hayır. Artık sizi hiç yalnız bırakmayacağım hanımefendi. Çok memnun olurum.
Gözlerinizdeki kıvılcım geceyi ateşe verecekmiş gibi duruyor. Beni ihmal ediyorsunuz diye öfkeleniyorum. Çok suçluyum. Ama sizi mutlu etmek için elimden ne gelirse yaparım. Bunu bir söz olarak alıyorum. Üşüyorsun sen. E titriyorsun ama. Üşümüyorum. Üşümüyor musun? Şura sen o kadar güzelsin ki. Yüzünü özlediğim her şeyden daha güzel. Yalnız değil miydin? Özür dilerim. Bizimkiler seni arıyorlardı. Zafer için kadeh kaldıracaktık. Mişa... Lütfen git. Sonunda olmasını istediği yerdesin. Kendi ağzıyla söyledi. Dudakları, dudaklarında. Bu yaptığınız çok, çok ayıp Baroness. İki kişi arasında yaşananlar sadece onlara özeldir. Bence de özel olmalıdır. Ah Şura. Ne kadar küçüksün. Ne kadar safsın. Baroness ne yapıyorsunuz lütfen? Ben seni gerçek bir kurttan kurtarmaya çalışıyorum küçüğüm.
Seyit kadınlarla oynamaya bayılır. Sen de bir iddianın ödülü olduğunu bilmiyorsun. Siz bana neler dediğinizin farkında mısınız? Siz benimle nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Seyit seni öpeceğine dair arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Ve kazandı. Şura, her yerde seni arıyordum. Şimdi arkadaşlarıyla zaferini kutluyor. Matmazel, İyi eğlenceler. Şura, kim neyin zaferini kutluyormuş? Sen Şura iyi misin? Titriyorsun. Bir kadeh daha. Hadi artık beyler, bırakın beni, gideyim. Gerçekten Petro. Seyit'i daha fazla oyalamayalım. Dünyalar güzeli bir prenses onu bekliyor. Tamam o zaman. Aşka için. İşte buna zevkle içerim. O zaman aşka ve başımızı döndüren güzel kadınlara. Güzel kadınlara.